Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tığ işi, üçgen şal modeli anlatacağım. Modelim hem şık, hem güzel, hem de çabuk ilerleyen bir model. Tavsiye ederim arkadaşlar, örmenizi bademli, fıstıklı bir model. İp olarak angora simli bir ip kullanacağım. Sizinle birlikte gri simli ip de öreceğim arkadaşlar. Şöyle büyük bir parçada çağlı yeşili simli ipim var. Bununla örüp size videonun sonunda göstereceğim inşallah. Tığ olarak da 2 numara 1,75 mm'lik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın herhangi bir tığla da örebilirsiniz. Şöyle ipimi kenara alayım. Hemen başlayalım. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 6 tane zincir çekelim. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk yaptığım zincire başına dolanmadan batıyorum. Yuvamı oluşturduğum 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvanın içine bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Zincirle birlikte 3 trabzan olarak kabul ediyorum. 2 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Trabzanlarımı bir dolayıp 2 defa da çekiyorum. 2 ve 3. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2 ve 3. Evet, şöyle göstereyim. İlk sıramı bu şekilde tamamladım. 3 tane zincir çekiyorum. Çevirdim, tığıma doladım. Hemen karşımdaki ilk zincir yuvasına 3 tane trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir çekiyorum, tığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Burada 3 zincir çekiyorum. 2, 3 zincir çektim, tığıma doladım. Sıradaki zincir yuvasına 3 trabzan. Kenar su taşı. 2, 3. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. İkinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Tığıma doladım. Yine zincir yuvasına kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. İki zincir. 3 trabzan. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda zincir yuvası var. Ortadaki zincire batarak bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Kenar su taşına geçiyorum. 3 trabzan. 1, 2, 3. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Evet, 3 zincir çekiyorum. Dönüşlerde 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde 3. sıramı da tamamlamış oldum. Çevirdim. Yine kenar su taşımı yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Evet. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda bir trabzan var. Bu trabzanın tepesine batıp fıstık yapacağım. Tığımı batırdım. İlmeği aldım. Doladım. 1. Batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 2. Batıyorum. İlmeği aldım. Doladım. 3. Battım. İlmeği aldım. Doladım. 4. Battım. İlmeği aldım. Doladım. 5 oldu. 5 defa da
Sardım, fıstık yaptım ve tek seferde kapattım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Aynı trabzanın tepesine bir fıstık daha yapıyoruz. Batıyoruz, ilmeği alıyoruz. Doluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 defa sardım. Şöyle tek seferde kapattım. Fıstık yaptım. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şöyle kameranın açısını değiştireyim ben. Güneş vuruyor. Evet, dördüncü sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi 3 zincir çektim. Çeviriyorum. Sığıma doladım. Hemen kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Sığıma doladım. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Burada 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Bu iki fıstık arasındaki zincir yuvasına 1 trabzan. 1 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya 1 trabzan daha yapıyorum. 1 zincir. Aynı yuvaya 3. trabzanı yapıyorum. 1 zincir. 4. trabzanı yaptım. 1 zincir. Bir trabzan. Toplamda 5 tane trabzan yapmış olduk. Bu trabzan sırasında hep kenarlarda 5 zincir çekeceğiz. Bir sonraki sırada yuva yapmak için. 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan daha yapıyorum. Kenarı öğrendiniz, biliyorsunuzdur da çoğunuz. O yüzden biraz hızlı yapacağım. Evet, 3 zincir çekiyorum. Çevirdim. Bu sırayı da bu şekilde tamamlamış olduk. Tığıma doladım. Hemen yine su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya 3 trabzan. Üç zincir çekiyorum. Sadece bir trabzan bir zincir yaptığımız sırada 5 zincir çekiyoruz. Diğerlerinde 3 zincir. Tığıma doladım. 5 zincir çekmiştim. Tam ortadaki zincire bir trabzan yapıyorum. 3 zincir. Bu ilk iki trabzan arasındaki bir zincir yuvasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Diğer iki trabzan arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki iki trabzan arasındaki yuvaya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki iki trabzan arasına başına dolamadan battım. 3 tane tepecik oluştu gördüğünüz gibi. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşında 5 zincir var. Tam ortadakine bir trabzan yapıyorum. 3 zincir tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. Evet, kenar su taşı ya da balık sırtı dediğimiz bu kısmı yapalım arkadaşlar. Bir üst sıraya geçelim. Sonraki sırayı göstereceğim. Evet, kenar su taşını yaptım. Sırayı tamamladım. Çevirdim, yine kenar su taşını yaptım. Burada 3 zincir çekiyorum. Şöyle burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk deseni trabzanın üzerine yapmıştım. Burada trabzan yaptık. İki tane gördüğünüz gibi. Üzerine burada yaptığımız gibi fıstık yapacağız. 3 zincirden sonra tığıma doladım. Bu trabzanın tepesine tığıma 5 defa sardım. Fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sardım. Tek seferde kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sardım. Tek seferde kapattım.
3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Karşımdaki ilk tepeciğe bakın. Buraya başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tepeciğe batıyorum. 3 zincir. Sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Buradaki bir trabzanın tepesine yine fıstık yapıyorum. Tığıma 5 defa sarıyorum. Ve tek seferde kapattım. 3 zincir. Doladım. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve tek seferde kapattım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. Evet. Kenar su taşını yapalım arkadaşlar. Bilirsiniz, videoyu uzatmaya gerek yok. Sırayı tamamlayıp bir üst sıraya geçelim. Yine kenar su taşını yapalım. Sonraki sırayı göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Sonra bir üst sıraya geçtim. Kenar su taşını yaptım. 3 zincir çekiyorum burada. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Burada şöyle geriye bakarsak bakın fıstıktan sonraki sırada bir trabzan bir zincir yapmışım. Onun öncesinde 5 zincir çektiğim için 2 zincir daha çekiyorum. Ne yapıyorduk? Bir trabzan bir zincir sırasında kenarlarda 5 zincir çekeceğiz. 3, 4, 5 zincir çektim, tığıma doladım. Hemen bu iki fıstık arasındaki yuvaya bir trabzan yapıyorum. Bir trabzan bir zincir. Bir trabzan bir zincir. Üçüncü trabzanı yaptım. Bir zincir. Dördüncü trabzan, bir zincir, beşinci trabzanımı yaptım. 5 trabzandan sonra 3 zincir çekiyorum. Buradaki tepeciğe, ilk tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sıradaki tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, tığıma doladım. Yine iki fıstık arasındaki yuvaya bir trabzan bir zincir şeklinde 5 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir bir trabzan. Evet, bir zincir 5. trabzanımı yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan. 2 zincir, aynı yuvaya 3 trabzan. Zincir çekiyorum. Evet, bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Çevirdim. Hemen yine kenar su taşımı yapıyorum. Hızlı yapıyorum bildiğiniz için. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Üç zincir çekiyorum. Şöyle geriye bakalım arkadaşlar. Geriye baktık. Bu trabzan sırasında 5 zincir çekmiştim. 3 zincir çekip tam ortasına trabzan yapmışım. Yine aynı şekilde başına doladım. 5 zincirin ortasındaki zincire, 3. zincire bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Karşımda 2 trabzan var. Arasına girip başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir, sıradakine batıyorum. 3 zincir. Doladım. Bakın burada sadece bir tane tepecik kaldı. Bu tepeciğe bir trabzan yapıyorum. Burada olduğu gibi. Buraya da desen yapacağız. 3 zincir çekiyorum. Tığıma, pardon. Sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde. 3 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki 2 trabzan arasına başına dolamadan battım. 3 tane tepecik oldu.
3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Karşımda 5 trabzan var. Pardon, 5 tane zincir var. Ortadaki zincire bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan 2 zincir şeklinde. Evet. Kenar su taşını yapalım. Bir sıraya geçelim. Yine kenar su taşını yapalım. Bir sonraki sırayı göstereceğim. Evet, şöyle göstereyim. Bakın, bir sıraya geçtim. Bu sıramızda 3 tane tek trabzanımız var. Yani 3 tane desen yapacağız bu sırada. Böyle yine 1, 2, 3, 4 o şekilde gidiyor. 3 zincir. Şöyle geriye bakarsak, trabzandan sonraki sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Fıstık yapmışız. 3 zincir tığıma doladım. Trabzanın tepesine fıstık yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Karşımda 3 tepecik var. İlkine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. İkinci tepeciğe batıyorum. 3 zincir. Üçüncü tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Sıradaki karşımda trabzan var. Trabzanın tepesine fıstık yapıyorum. Ve tek seferde kapattım. 3 zincir. Aynı trabzana bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir. Karşındaki ilk tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki tepeciğe batıyorum. 3 zincir. Sıradaki tepeciğe batıyorum. 3 zincir. Tığıma doladım. Karşında bir trabzan var tepesine. Bugün ipim dolaşıyor. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Tek seferde kapattım. 3 zincir. Aynı yuvaya bir fıstık daha yapıyorum. Ve kapatıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Kenar su taşını yapıyorum. 3 trabzan 2 zincir şeklinde. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Kenar su taşını yapalım. Sırayı tamamlayalım. Bir üst sıraya geçip yine kenar su taşını yapalım. Sonraki sırayı göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Bir üst sıraya geçtim. Gördüğünüz gibi. Burada fıstıktan sonra yine bir trabzan bir zincir sırası olduğu için kenarda 5 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5. Tığıma doladım. Yuvanın içine bir trabzan bir zincir şeklinde 5 tane trabzan yapıyorum. 2 oldu. 1 zincir. 3. trabzanı yaptım. 1 zincir. 4. 1 zincir. 5. trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Karşımda 2 tepecik var. İlkine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradakine batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. İki fıstık arasındaki yuvaya bir trabzan bir zincir şeklinde 5 tane trabzan yapıyorum. 4 bir zincir 5. trabzanı yaptım. 3 zincir çekiyorum. Karşımdaki ilk tepeciğe başına dolamadan batıyorum. 3 zincir sıradaki tepeciğe batıyorum. 3 zincir doladım yine. İki fıstık arasındaki yuvaya bir trabzan bir zincir şeklinde 5 tane trabzan yapıyorum. 4 bir zincir 5. trabzanı yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 doladım. Kenar su taşını yapıyorum. Evet, kenar su taşını tamamlayalım. Bir üst sıraya geçelim arkadaşlar.
Evet, bir üst sıraya geçtim. 5 zincir çektikten sonra ne yapıyorduk geriye dönüp bakarsanız 3 zincir çekip ortasına bir trabzan yapacağız bir sonraki desen için. 3 desenim vardı. Burada 4 tane desen olacak. Bir tane buraya, bir buraya, bir buraya, bir de buraya yapacağız. Üç zincir çekiyorum, burayı da göstereyim. 5 zincirin ortasındaki zinciri bulup trabzan yapıyorum. 3 zincir. Karşındaki iki trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradakine batıyorum. 3 zincir. Sıradakine başına dolamadan batıyorum. 3 zincir. Sıradaki iki trabzan arasına başına dolamadan battım. 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Burada bir tepecik kaldı. O tepeciğe de bir trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Pardon. Başına dolamadan sıradaki iki trabzan arasına batıyorum. 3 zincir sıradakine batıyorum. 3 zincir sıradakine batıyorum. 3 zincir sıradakine batıyorum. 3 zincir çektim, tığıma doladım. Karşında bakın. Bir tepecik kaldı. Ortasına bir trabzan. 3 zincir. 2 trabzan arasına başına dolamadan batıyorum. 3 zincir sıradakine batıyorum. 3 zincir sıradakine battım. 3 zincir. Evet, sıradakine battım. 3 tane tepecik oldu. 3 zincir çekiyorum. Doladım. Karşında 5 zincir var. Üçüncüsüne trabzan yapıyorum. 3 zincir, kenar su taşına geçiyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şöyle göstereyim. Evet, bu sırayı da tamamladık. 4 tane trabzanımız oldu. Demek oluyor ki 4 tane yuvamız var. 4 tane desen olacak. Bu şekilde devam ediyor. Bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben gri de çok hoş, çok güzel oldu. Gri şallara çok yakıştırıyorum ben. Diğer yaptığım modeli de göstereyim. Böyle devam edersiniz. Evet, çağla yeşiliydi de bu şekilde oldu, gördüğünüz gibi. Bu renk de çok yakıştı. Şöyle yere serince sanki güzel durmuyor. Şöyle havada güzel duruyor. Böyle. Son olarak nasıl bitirirsiniz? En son trabzan, bir trabzan bir zincir sırasında bitirin arkadaşlar. Uç kısmına sık iğne yapabilirsiniz. Şu trabzan aralarına pipirik yapabilirsiniz. Size kalmış. Kenar olarak da dilerseniz örümcek de yapabilirsiniz. Ama püskül yakışır diye düşünüyorum. Kenarına püskül gidebilirsiniz. Boyut olarak ne kadar yapacaksınız? Bu kısımdan, bu uç kısımdan, bu yan kısma kadar 1 metre olsun arkadaşlar. 1 metre kadar olsun, siz ölçün. Yeterliyse tamamdır. Eğer ki iri yapılı biriyseniz daha fazla da örebilirsiniz. Size kalmış. Boyutunuz önemli arkadaşlar. Vücut boyutunuz önemli. Şöyle gri ile de çok yakıştı. Hangisini beğendiniz? Yorumlara yazarsanız çok çok mutlu olurum. Şöyle böyle çabuk ilerleyen, çok şık, kolay bir model. İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Videomun daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz arkadaşlar. Eğer ki şimdi değil de ileride örmek istiyorsanız da kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.